Merhaba arkadaşlar. Buketle Kahve Falı kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizler için fincanımı kapattım. İzleyenlerim adına ben niyetlendim. Sizler kendi gönlünüzden geçirdiğiniz konuya niyetlenin. Bakalım neler söylüyor bize bugünümüz. Şöyle bir dinleyelim. Herkesin derdi başka bir ve birbirinden çok büyük. Yürek kanıyorsa bir ölçer yok. Senin yüreğinki fazla benimkisi az gibi diyemeyiz. O yüzden siz kendi yüreğinize odaklanın, niyetinize odaklanın. Kolektif açılımı şahsınıza ait e, değil. O yüzden uyanı alın, uymayanı da evrene gönderin. Üstünüzde kalmasın bu enerji. Neyse halimiz o çıksın falımızda deyip gördüklerimi aktarmaya çalışacağım. Güzel şeyler yaşayalım tabii ki de. Sağlık başta olsun, huzur olsun, bolluk bereket olsun arkadaşlar. Çözümsüz olan her şeyimiz çözülsün. İki taraf iki kişi tarafından bizzat izleniyorsunuz. İnanılmaz negatif bir enerji var burada. Üstünüzde ağırlık yapar, üstünüzde ee, sıkıntı yaratır. Yani bu enerji sevmiyorum. E, maymun yüzlü bir insan. Yalan atar atmadım der, alır almadım der, yapar yapmadım der, kötü. Burada da bir geçmişte ya hesaplaşmadır bu ya da resmiyettir. Geçmişte diyorum çünkü bugününüzü de hala içeriyor arkadaşlar. Ya kafanız orada kalmış ya hala sonuç vermemiş bir virgül koymuşsunuz. Ne zaman geçeceğim ben bu gelmedi bu tayin gitmedi bu evrak bir şey var burada. Ve bu esnada da izleniyorsunuz işte tam olarak izlendiğiniz noktada bu aracı kişinin sizi bakın şöyle görüyorum. kafası ikilemde kaldığı için, ikili davrandığı için ya da geçmişe geçmişe baktığı için hep sizinle konuşmalarını bir türlü düz duramıyor bu insan hep yatık. çünkü bir öyle bir böyle. bu insanın ipiyle ne kadar kuyuya inilebilir yargısındasınız. Çok haklı bir yargı. Bununla alakalı kalabalığınız var. 1 2 3 kişi sizle beraber 4 sizin yönünüz gelecek. Siz diyorsunuz ki şimdi bu dört kişiye hatta evet dört kişiye yani sizin de dahil ederek hedef ilerisi arkadaşlar çocuklarım evlatlarım ya da aile fertlerim ya da ey arkadaşlar iş arkadaşlarım iş çevreniz bunun adı bir şey sizin için. Yani siz bir hedef belirlemişsiniz. Onlar zaten dünden razı sizinle gelmeye. Destekleyen 3 kişi diyebiliriz karşınızdaki insana bakıyorsunuz ki hala ikilemde o zaman diyorsunuz sen bir dakika her taraf ol yani madem tarafın belli değil artık benim hayatımda da yerin yok bir şekilde bir resleşme diyebiliriz buna bir şekilde karar verme diyebiliriz buna önünüz biraz daha bu işte resmiyeti de içeren hali hazırda hesaplaşmayı da devam ettiren ama bugünün itibarına geldiğimde yani tamam artık dediğiniz bir noktadasınız. Çok küçük bir umut kalmış. Son bir konuşma yapacaksınız. Diyeceksiniz ki arkadaşın nedir rengi? Yok diyecek o da sana. Ve sen yoluna devam edeceksin diyor bu enerji. Sizi arkadaşlar Konuş olursunuz Hala hazırda. Öyle değer verirsiniz. Öyle şans tanımak istersiniz. Öyle bağlısınızdır ki o kişiyi arkadaşlar. E, koç boynuzu gibi görmekteyim. İnatçı. E, koç olur boğa olur. Burç özelliği midir acaba? Yoksa hali hazırda taraf mıdır? işte hali Öyle hala bir ekilen midir? Bir konuşmanız var 10 gün içerisinde. Çok 10 gün sürmez. E, ve sonrasında artık işte hani diyorum ya kıyamıyorsunuz. Evlat bu atsan atılsa, atmaz satılsan. Hani derler ya atsan atılmaz, satsan satılmaz. Candır, kandır, biridir. Sevdiğinizdir. Manevi anlamda bağlandığınızdır. Biraz vedası zor olur. Ama bu veda gerçekleşmelidir artık. Diyor yani burası resmen. Nitekim o hala geçmişte arkasını döndüğü birisiyle iletişim halinde. Yani siz... Aldığınız karar doğru karar. Şimdi namaz kılar pozisyonda bir insanın çok ciddi anlamda dua ettiğini görüyorum. Tam olarak bu süreçle ilgili. Allah'ım evladıma yardım et diyen yani anne midir? Anneanne midir? Siz misinizdir? Bilemiyorum ama gönülden gelen bir duanın kabul olacağı ile ilgili görü var burada. Şimdi sizin arkanızda dua, hani gelin dua gibi uzamış bir süreç var. Biraz. Hmm, pelerin mi demeliydim duak mı demeliydim acaba dedittirdi belli ki korunuyorsunuz hakkınızda hayırlı olan olacak diyebilir miyiz evet çünkü güzel bir mücadele sizi bekler yenilik var burada yeni sayfa açmak yeni bir yere gitmek yeni eve taşınmak yeni işe girmek burada niyetiniz yenilenmekse siz kendinizi yenileyeceksiniz diyor bu arada kollarınızı kaldırmışsınız. Şurada bir teslimiyet gibi şey diyor gibisiniz. Şimdi arkanızda bir güç var. Baba figürü, otoriter, patron, eski iş, eş bilemedim. Ee, ön tarafta da yeni bir böyle sırtını almış asker gibi. Sanki işte çuval gibi sırtlanmış. Ee, elinde de böyle bir, bir şey tutuyor. Böyle sanki size kol tutacak, gösterecek gibi. Şimdi sizin özellikle... Aralığın ilk 10 gününe kadarki süreciniz bakın e, bu süreç böyle bir günlük bir süreç değil. Buket Hanım daha Kasım'ın başındayız biz ne ne diyorsunuz de, derseniz diye söylüyorum. Bu süreciniz böyle geçecek. Hala birine şans verebilme ama insanın hala geçmişteki iletişimin devam ettiği yüzleşme, karar alma, e, namaz kılan dualarla geçecek güzel bir süreç, doğru bir karar verme ve korunduğunuzu anladığınız noktada doğru kararı uygulamaya başlamayla geçecek. Şimdi şöyle çünkü aralık 3 olur bilemedim 5 olur ama neticede uğraşınız böyle geçecek, günleriniz böyle geçecek, öyle anlatılan gibi 3 dakikada halledeceğiniz meseleleriniz değil bunlar. Bu sebeple de aralık ilk birinde, üçünde, beşinde, onunda bilemedim. Onu geçmez yani. O ilk haftaya geçmez. E, ellerinizi kaldırmışsınız. Arkadan bir dominant karakter var. E, önden de bir insan kaplumbağa gibi. Yani size böyle Tehdit mi ediyor, bir şey mi sunuyor bilemedim. Kaplumbağa gibi asker yükü gibi sırtına çuvalını almış da getiriyor. Sanki ben şöyle değerlendiriyorum. Siz olmaz derseniz olması gereken uzunca bir süredir olmuyordur. Kaplumbağa ağır gelen bir kısmet diye değerlendirilir hep. Ama sizi şey yapmış böyle hey benden sana bir, bir kişi verdim, bir kişi getirdim der gibi... Belli ki size bir şey, bir ödül, bir insan, bir şey kazandıracak, bir vesile olacak. Yani siz hiç ummadığınız bir ortak edinir, yeni bir eş edinir, yeni bir arkadaş edinir, dost edinirsiniz. Bazen insan dost kazığı yedikten sonra hayatına yeni bir dost edinemeyeceğini, dostluğa küstüğünü, inancını bitirdiğini düşünüyor. Ama sonra birisi öyle bir çıkıyor ki bu beni temiz seviyor ya çıkarsız. Dostluğa inancım yeşerdi. Eşliğe, sevgililiğe vesaire. Bir şey yaşayacak, bir kaplumbağa size bir şey getiriyor ve siz kolları kaldırmışsınız. Artık kaderci davranıyorsunuz belki ya da artık kabul etmişsiniz de yeni bir sayfayı açmışsınız. Ama Aralık 3 verdi hatta net 3 rakam verdi arkadaşlar. Siz Aralık 3 itibariyle tamam diyorsunuz ve artık kabulleniyorsunuz ama güzel de fırsatlarınız var. Yani bu güzel başlangıçlarınız var demek. Yalandan riyadan uzakta bir başlangıç. Bu size ne getirir? Bolluk bereket getirir. Oldukça Aralık ayını rahat atlatacaksınız çünkü. Karışık değil birisiyle anlaşma var gibi. Hakikaten hani bazen şöyle söyleyeceğim. Ya yani sanki bize gelen insan bize ihtiyacı varmış gibi. Aslında onun kaderinde bizim gibi birisiyle tanışmak varmış da. O sebeple tanışıyormuşuz gibi. Hani kısmetimiz bizim o geliyor diyorum ama biz o insana daha faydalıyız o insan bize daha bağlı. O insanın bize daha fazla yardım ihtiyacı var. Hani ne, nice atlatmışız bir şeyleri ama onun hayatı daha karışıkmış. Meğer diyeceğimiz. Dolayısıyla da birbirimize şifa vereceğimiz bir başlangıçmış gibi çıkmış. E, i̇ş yeridir bilemedim ama bolluk bereketi getirir. Aralık ayı rahatlatır sizi. Ve bir insan arkasına duruyor çünkü size gelen insan var ya o kaplumbağa gibi gördüğüm kişinin sonrasında bir kişiymiş gibi görünüp de onu size sunduğunu gördüğüm bir görsel var. Bir çatı niyetindesiniz bu çatı ev kurmak ev almak niyeti midir ama yeni yılda olur arkadaşlar bu yani yeni yılda olurdan kastım şimdi aralık ayını güzel gelişmelerle atlatacaksınız Aralık sonunda ben bir çatı altında konuşan iki kişi görüyorum. Ha, aileden aile fertleriyle Aralık'ta neyi konuşursunuz o mudur olabilir. E, bu iş anlaşması olabilir Aralık başındaki. Sonrasındakinde içinde dersiniz ki tamam ben bu, bunu 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 hallediyorum. Gel biz bu evi alalım vesaire. Aile büyükleri mi konuşursunuz bilemedim. A harfi görüyorum yine orada ama bu geçmişte de A vardı. O A mıdır? Bence bu yeni bir A ya da hayatınızda artık uğraşınızdaki yeni A yani e çünkü orada çok net <laughs> bu arada eğilmişsiniz yerin altına doğru eğilmiş insana bakıyorsunuz düşmüş insana bakıyorsunuz yani bu tamam artık sen yolunu çizdin güle güle dedik ya o kim ise arada takip edeceksiniz ya da arada bakıyorsunuz ne kadar düşebilmiş diye bayağı düşebilmiş olacak bilginiz olsun. Kim dua ediyor bilmiyorum ama dua kapısı açık adeta koca bir kaplumbağa sizi aralık için o kırılmış kalpleri onarmaya gelir arkadaşlar. Koca kaplumbağa kadın mı erkek mi ayırt edemedim. De hani o yüzden bir erkekten geliyor o yardım o kadından geliyor yardım diyemiyorum ama önünüzde size ait olan sizin kısmetiniz olan hatta ona daha fazla şifa sağlayacağımız <laughs> bu görüşme en çok onun işine yarayacak yani diyor. Şimdi bakalım Aralık güzel geçecek sizin için güzel başlangıçlar ileride. Hmm. Üç kişi konuşuyor. Ben sizin yeni bir iş anlaşacağınızı düşünmekteyim. Çünkü bakın burada da net üç kişi yine konuşur durumdasınız. <laughs> Kocaman bir ağacınız var, se harfleri var ve bu insansa çok bağlı gönülden bağlı arkadaşlar. Koç burcu olabilir ya da sizsiniz bilemedim. Hani inatçı yani size bağlanır ve bırakmaz. Ee, üç kişi bir konuşma yapacaksınız. 3 kişiden sonra bir belinmezlik ya da kendinizce etrafça da konuşulacağınız bir süreciniz var. Sonra bir ağaç mı diyeyim dedim ama bizzat sizsiniz ve size bağlı bir kök gibi çıkmış oradan. Size gönülden bağlı olacak bir insanla beraber yeni bir kurulum, yeni bir iş, yeni bir başlangıç ya da yanınızdaki insan çok sadık artık korkma sen kariyer hayatında darbe yer miyim diye diyor. Aileden de gelecek olan bazı parasal durumlarınızın olduğundan bahsetmekte. E harfi çok baskın çıkmış. Siz direkt konuşuyorsunuz arkasında bilinmezliklerini almış babanız büyük borçlara sahipmiş de artık halletmiş ya da sizin ona yardımınız da size şükredermiş gibi. Çünkü sanki bir anlaşma yapıyorsunuz aldınız mı mal mı aldınız evet almış olabilirsiniz e, şubat itibariyle rahatladığınız bir aile fertleri aile ortamı aile çekirdek ailenin dışındaki anne baba gibi gördüğüm bir durum var. 3 kişiler, Üç kişisiniz, siz temizlesiniz ve hallettik biz o meseleyi diyecekler size. Aşk hayatıyla alakalı <laughs> filiz vermiş bayağı. Her yani konuşmalar var, taraflar var, arada kalma var. Herkes annesine babasına anlatmış bir aracı var. Herkes kendi arkadaş aracıyla tanışmışlar. A harfi yine burada da mevcut. Konuşulursunuz bol bol güzellikten konuşulacaksınız. Şurada resmen bir filiz görüyorum. Başlangıç kalp gibi durmuş bir şey filizleniyor. Ve bu ayrım sonrasındaki ortada birleşme ve verilen filizle ve kalp şeklinde er, önü de açık. Yeni bir aşk mıdır olabilir? Yeni bir tanışma mıdır olabilir? Ama eşseniz de taraflar varsa da kişiler çoğaldıysa da burada bir hesaplaşma günü olacaksa da ki hesaplaşmadan ziyade ya e, erkek ailesi kadın ailesiyle ilgili bazı sıkıntılar ya da durumlar yaşamışsa bile orta yolda buluşulur ve yeni bir aşk filizlenir de diyebiliriz. Tazelenir de diyebiliriz. Ama neresinden bakarsak bakalım burada güzel başlangıç var diyor yani burası. Önünüz açılıyor sevdim enerjisini. Aralık aralık sizi korkutmasın. Sonrasında güzel açıklar e, açılıyor enerjiniz ve kimse artık sizi geçmişte bir türlü kopamayan ya da sizi geçmişe sürükleyen ya da hala bir net dik duramayan, hep ikilem yaşatan siz zaten tamam o zaman deyip bir kabulleniş süreci var. Bu ara birileri varsa dua ettiğini bildiğiniz ona söyleyin ya da sizlerinizde daha çok dua etsin. Açık çünkü o kapı açık. Dua kabul, kapısı açık. Yani böyle bir gönül kapısı açık desem olur. O yüzden arkadaşlar bol bol dua eden kişinin duaları da kabul edecek oluyor. Yani kabul oluyor enerjisi de almış durumdayım. Dilimin döndüğünce de rehberlik etmeye çalıştım ve bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ee, tabii ki de arkadaşlar sabah ve akşam iki ayrı bakımla devam etmekteyim. Enerjinize sağlık. Gerçekten iyi ki varsınız. Buket Hanım çok poz hayır sizler pozitifsiniz ve ben bu enerjimi sayenizde e, devam ettirebiliyorum. İyi ki varsınız gerçekten. Çok kıymetli burası benim için de kendi tecrübelerimle paylaşımlarım oluyor sonundaki sohbet kısmında. Çünkü istiyorum ki bugün aramıza yeni biri katıldı ve onun da yüreğine dokunabiliyorsam dokunabilmeliyim de aslında zaten amacım da bu oluyor genelde. Çünkü arkadaşlar çok büyük yaralarımız var ya. Yani bir de yaşayacağımız da biraz süreç. Mesela bu ara özellikle işte astroloji eğitimi de aldığım için biraz daha farklı farklı bakar oldum. Kişileri de şifa olsun diye paylaşımlarım olacak. Hele ki kendi bilgilerim donanımım olduğunda astrolojik olarak da mutlaka bu alanda belki de ilerliyor olabilirim. İnşallah o günleri de görürüm tabii. Şimdi şunu söylüyorum. Size biri bir şey yaptı ya bırakın onu. Gerçekten gönülden söylüyorum bırakın onu. O insan yaşattığı ne varsa aynısını yaşamadan göçmeyecek. Bu sizin için de geçerli arkadaşlar. Ağzımızdan çıkarttığımız kelime olsun düşünce yapısı olsun. Enerji biraz gerçekten önümüze önümüze düşüyor. Hani rüyamızda gördük önümüze düşer. İşte çok isteriz bazen böyle. Aa Oldu hiç ummayız. Yani olur. Çünkü öyle enerjiler var ki hiçbirimizin, çoğumuzun hatta yani birçoğumuzun ee, ben de içine girdikçe bir şeyleri anlamaya çalışıyorum ya hani o yüzden bazı enerjiler var sen o ara onu söylemiş işte o yüzden gelmiş o yüzden yaşatacak aslında neyi yaşıyorsak neyi yaşattıysak ağzınızdan ne çıktıysa hani biraz o yüzden de gönlünüzün ekmeği sizinle olsun deme sebebim de bu size birileri kötülük yapmış olabilir ama aslında en büyük kötülüğü kendine yapmış garibim çünkü aynısını yaşamadan göçmeyecek. Tabii ki de umutsuz olmayın. Bugünkü sıkıntınız çok büyüktür. Yapamayacağım galiba olmuyor ya. Bu nedir üst üste üst üste? Olur üst üste gelir ama sonuç güzel olur. Ve bunu size zaman gösterir. O yüzden umutsuz olmayın yarınlarınıza karşı arkadaşlar. Tek temennim açıkçası sizler adına bu. Umudunuzu yarınlardan yitirmeyin. Bugünlük benden bu kadar. Sağlığınıza ve psikolojik sağlığınıza dikkat edin diyorum. Neler yaşadık çünkü biliyoruz değil mi bu konularla alakalı. Tabii ki de umudunuzu yitirmeyin yarınlarınızdan. Herkes kalbinin ekmeğini yesin. Bir sonraki açılıma kadar başta sağlıkla kalın. Hepiniz hoşça kalın.